Üçüncü seminerimizi gerçekleştiriyoruz. ELO projesi bağlamında. Google Earth motoruna giriş yapacağız üçüncü seminerimizde. Öncelikle bir giriş mahiyetinde birkaç cümle söyleyeceğim. Bir sunum yapacağım. Daha sonra canlı bir demo yapılacak. Ama ondan evvel çünkü çeviri için lütfen aşağıdaki küreyi seçmeyi unutmayın ve Rusça dilini seçmeniz gerekiyor. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir şüphe veya soru işaretiniz varsa lütfen sorun. Çok da fazla katılımcı olmadığı için interaktif bir şekilde soru cevap oturumunu sık sık yapabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi üçüncü webinarımıza geldik. İlk webinarımıza ELOP için metodolojik çerçeve adıyla başladık. Zaten canlı yapılmasa bile kaydı alındı ve daha sonra yüklendi web sitesine birinci seminer. Bir önceki seminerimizde CBS'nin temel ilkeleriyle alakalıydı. Şimdi Google Earth motoruna giriyoruz ve bir sonraki seminerimiz arazi kullanım planlamasında ATD göstergeleri olacak. Neden ATD göstergeleri, endikatörleri arazi kullanım planlamasında önemlidir? Dördüncü seminerimizde buna değineceğiz. Son yani beşinci seminerimiz ise dijital toprak haritalaması olacak R yazılımında buna da değineceğiz son seminerde. Pekala, Google Earth motoru nedir öncelikle? Google Earth motoruyla tecrübeniz var mı bilmiyorum ama varsa ya da yoksa evet ya da hayır yazabilir misiniz chat kutusuna acaba? Mükemmel olur, ben de bilmiş olurum kimlerin tecrübesi var. Efendim ses alamıyor musunuz çeviriyi? Çünkü chat box'ta yorumlar geliyor. Öncelikle kamyacık veri kataloğudur bu. Bir yandan sayısal altyapı verir, mekansal bilgilerine yönelik olarak. Aynı zamanda API'si vardır, yani uygulama programı arayüzleri vardır ve etkileşimli bir serverdir aslında, sunucudur. Buna sık sık değineceğiz. Bu arada ne tür tecrübeniz var bu konuyla ilgili olarak onu yazmak isterseniz belki. Evet, bu webinarımıza bunu dahil etmek istedik. Çünkü birkaç yıl önce karşımıza çıkan çok faydalı bir araç olarak gördük biz bunu. Ve aracı kullanım planlamasında verilerin toplanması, işlenmesi ve görselleştirilmesi için çok faydalı olabileceğini düşündük Google Earth motorunun. Veri setleri var içerisinde öncelikle. Google Earth motorunun içerisinde ne tür veri setleri var diye bir bakalım. Efendim? Lütfen mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz? Efendim mikrofonlarımızı ha, kapatalım. Toplantıdayım şu anda. Mustafa Bey'in mikrofonu açık hala. Peki, teşekkürler. Petabitlerce dünya gözetleme verisine sahiptir. 50 petabitten fazla dünya gözetleme verisi vardır. Google'ın görevlerinden bir tanesi bu aslında. Pek çok veriyi toplamaya çalışır Google. Daha önce bunu bilgisayarınıza indirmeniz gerekirdi bu bilgileri, verileri. Ama artık hayır, durum böyle değil. Evet, bu veriler hem erişilebilir hem de bunları indirmek zorunda değilsiniz. Cloud'da, yani bulutta kullanabiliyorsunuz. Çok da büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yani iklim, görüntü, jeofiziksel veriler, hava durumu verilerinin hepsini görebiliyorsunuz. Bir link paylaşmak isterim size. O linkte kataloğu, veri seti kataloğunu görebilirsiniz Google Earth motoruna. Ve ne tür veri setleri varmış içerisinde açık bir şekilde görebilirsiniz tıklarsanız eğer. Landsat, Sentinel, MODIS, dijital yükseklik modelleri var. İçerisinde vektör verileri var, hava durumu ve iklim verileri var. Aynı zamanda sizler kendi veri setinizi de yükleyebiliyorsunuz. Hem vektör hem de raster olmak üzere. Dediğim gibi petabitlerce bilgi ve veri var içerisinde, mükemmel aslına bakarsanız. Sadece görüntüler yok, ürünler de var içerisinde. Aynı zamanda erişim sağlaması da çok kolay. Şurada olduğu gibi arama motoru içerisinde mesela reflektans yazıyorsunuz. Örnek olarak ben onu yazdım. Reflektans yazınca hangi veri setleri varmış size gösteriyor bakın. Yüzey sıcaklığı veriler alıyorsunuz termal sensörlerde. Aynı zamanda kara ve deniz sıcaklığı, yüzey sıcaklıkları verilerini alabiliyorsunuz pek çok sensörden. Aynı zamanda ELO projesi bağlamında önemli diye düşünüyorum. İklime dayanıklılığı da bir şekilde sağlamaya çalıştığımız için bu iklim verilerini de indirebileceğinizi, görüntüleyebileceğinizi söylemek gerekiyor. Evet. İklim modelleri var içerisinde, hem geçmiş
bir veriyi veriyor, hem de geleceğe yönelik olarak farklı iklim ortamlarında yordamalar sunuyor, size bilgiler sunuyor. Ve zaman içerisinde iklimin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz, iklim dayanıklılığını izleyebiliyor, iklime karşı dayanıklılığı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda gelecekte ne tür bir beklentiniz olmalı iklimden, bunu da görebiliyorsunuz. Ve geçmişte eğilim nasılmış iklim dediğimizde, ne tür bir tarihi varmış, bunun bilgilerini de görebiliyorsunuz. Atmosferik veri setleri de var. Ozon verileri bunlardan bir tanesi. Peki şu anda projemizde ozon verisi o kadar önemli olmasa bile bir örnek olarak bunu da koymak istedim buraya. Görüntüler var içerisinde yine. Landsat görüntüleri bunlardan bazıları. Landsat uydu görüntülerini bunun içerisinde bulabiliyorsunuz. Sentinel verilerini bulabiliyorsunuz. MODIS görüntülerini yine içerisinde görebiliyorsunuz. Günlük, 60 günlük kompozitleri bulabiliyorsunuz içerisinde. Vejetasyon indeksleri, NDVI, kar örtüsü, bunların hepsini tek bir tıkla elde edebiliyorsunuz. Jeofiziksel veriler de var içerisinde. Arazi örtüsüne yönelik pek çok ürün var. Ne gibi, Korin gibi. Türkiye için de mevcut bu arada Korin verileri. Avrupa Uzay Ajansı'nın Global Cover verileri var içerisinde. Yine arazi verileri, pek çok dijital yükseklik modelleri olarak karşımıza çıkıyor. En son webinarda bundan bahsetmiştik. 30 metre çözünürlüğe kadar dijital yükseklik modelleri var içerisinde. Aynı zamanda ulusal dijital yükseklik modelleri de bulunabiliyor bunun içerisinde. Pek çok jeofiziksel değişken verisi de var içerisinde. Mesela tarla verileri var. Tarlada hangi bitki daha baskın? Bunu görebiliyorsunuz. Ve şuraya baktığınız zaman bir görüntü var burada. Gece ışıklandırmayı gösteriyor bize. Yani zamansal bir şekilde gece ışıklandırma değişimini bize gösteriyor. Özellikle şehirleşme açısından önemli bir veri diye düşünüyorum. Faydalı olur diye örnek olarak göstermek istedim. Şimdi Google bizlere pek çok depolama imkanı veriyor verilerimiz için. Hiç de küçük sayılmaz, azımsanamaz derecede depolama imkanı veriyor. Aynı zamanda Google Earth motoru bizlere Google'ın kendi sayısal hesaplama kapasitesini kullanma fırsatı da veriyor. O nedenle bizim mükemmel bir bilgisayarımızın olmasına gerek yok büyük verileri analiz edebilmek için. Ve kolaylıkla buluttaki sayısal verilere erişebiliyoruz bu sayede. Talepte bulunuyoruz biz ve tüm analizler Google'ın hesaplama altyapısında gerçekleştiriliyor. Çok yüksek performanslı bir altyapısı var Google'ın ve bizim için de çok güzel bir haber tabii ki bu. Bizim mükemmel bilgisayarların, mükemmel hesaplama yapan bilgisayarlara ihtiyacımız yok. Dediğim gibi çok yoğun analizler yapabiliyor bu motor Google ve makine öğrenme algoritmalarını kullanarak bize mükemmel fırsatlar sunuyor ve çok hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Ve geçmişte günlerce uğraştığımız şeyleri artık dakikalar içerisinde yapabiliyoruz ve dakikalar içerisinde ulaşabiliyoruz. Burada bir makale göstermek istedim sizlere. Burada da linkini görüyorsunuz, ücretsiz. Tıklarsanız göreceksiniz. Google Earth motoru ile ilgili olarak daha fazla bilgi okumak isterseniz daha sonra açıp bakabilirsiniz. Aynı zamanda Google Earth motor dediğimiz zaman bu yazarların da ismini sunmam gerekti. Çünkü onlardan alıntı yaptım. Mekansal veriler, coğrafi veriler için düzlemsel ölçekte analiz imkanı sunar Google diyor. Bilgisayar platformu, sayısal platform için on the fly olarak çalışabiliyorsunuz. Yani bir talep döndürüyorsunuz, doğrudan sonuçları görselleştirebiliyorsunuz. Ya da batch computation dediğimiz sistemi kullanıyorsunuz. Daha geniş boyutlu ya da özel ölçekte bir bilgiye ihtiyacınız varsa yine orada da talebinizi gönderiyorsunuz. O paralel hesaplamayla analizini yapıyor ve size sonra sonuçları gönderiyor. Burada örnek göstermek istedim. Her zaman gösterilir zaten bir örnekte. Google Earth motorunu kullanarak yaptığımız örneklerden bir tanesi bu. Daha evvel haritalarımız, tüm dünya için haritalarımız, görüntülerimiz vardı. Ve
bulutluydu. Bulutla kullanılıyordu. Her zaman bulut olmak zorundaydı eskiden. Ama şimdi artık basit algoritma sayesinde ve bir dizi görüntüyü analiz ederek bulutsuz piksellerinizi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık bulutsuz dünya kompozitlerini seçebiliyorsunuz. Şu anda Google Earth'te temel olarak kullanılan haritalardan bir tanesi bu. Sağ tarafta gördüğünüz. Buna Pretty Earth, güzel dünya deniyor. Çünkü dünyanın bir görüntüsü bu ve artık tüm pikseller bu görüntüde mümkün olduğunca yeşil, mümkün olduğunca mavi. Bu haritada bütün dünyada aynı zamanda bahar olarak gösteriliyor gördüğünüz üzere. Ve bulut da yok. Çok gerçekçi değil ama oldukça güzel. O nedenle güzel dünya deniyor buna. Lansat görüntüleriyle tüm yıl için bunu yapmaya başladılar. Daha sonra time lapse dediğimiz hızlandırılmış bir videosunu oluşturdular dünyanın. Daha sonra buna erişim sağlayabilirsiniz mobil telefonlarınıza, cep telefonlarınıza ve bizim gezegenimizin 35 yıl içerisinde nasıl değiştiğini Landsat görüntülerinden hızlandırılmış bir şekilde görebilirsiniz eğer bu linke tıklarsanız. Mesela burada bir nehir var. Bilmiyorum zoom yaparsam nasıl, yani yakınlaştırırsam nasıl görünür ama Peru'da bir nehir görmektesiniz. Bakın 35 yıl içerisinde böyle değişmiş işte Peru'daki bu nehir. 35 yıllık uydu verilerinden bahsediyoruz ve 15 milyondan fazla görüntü, Landsat ve Sentinel görüntüsü analiz edilmiş bu motorda. Ve 10 kuadrilyon piksel, yani çok pikselden bahsediyoruz. Bunları normalde analiz etmek çok çok vakit alır. Ama Google Earth'e birkaç gün içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Çok güçlü bir araçtan bahsediyoruz Google Earth motoru dediğimiz zaman. Ve en önemli mesaj bu webinardan verebileceğiniz de şu olacaktır. Böyle bir araç var, bundan faydalanmak lazım. Google Earth'ten faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Özetlemem gerekirse, talep gönderiyorsunuz, bilgisayarınızdan talep gönderiyorsunuz ve sonuçlar alıyorsunuz. Bu kadar. Peki Google Earth motorunda ne oluyor? Pek çok coğrafi veri setleri var orada. Ve depolanmış vaziyetteler. Hem depolama hem de hesaplama altyapısı var Google'ın. O nedenle siz talep yaptığınız zaman onlar analiz ediyorlar ve işliyorlar. Google bütün ağır işi sizin için yapıyor ve de size sonuçları veriyor. Peki nasıl yapıyor tüm bunları? Bizler nasıl kullanıyoruz Google Earth? API'si var, yani uygulama programlama arayüzü var. Öncelikle böyle bir API'ye ihtiyacı var Google'ın bu işlemleri yapabilmek için. Google Earth motorunun kod yardım motorunu da kullanabiliyorsunuz. JavaScript ve Python rehberleri de var içerisinde. Programlama beceriminiz veya tecrübeniz yoksa birazcık zor gelebilir ama Google Earth motoru öyle bir tasarlanmış ki özellikle bilim insanları kullansın diye tasarlanmış aslında en başta. Analiz yapsınlar diye, çevre analizleri yapsınlar bilim insanları veya bilimde başka ilerlemeler kaydetsinler diye tasarlanmış en başta. O nedenle özellikle programcılar için tasarlanmamış en başta. O nedenle zaman içerisinde pek çok rehber yayınlamışlar, video öğretileri yayınlamışlar. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Özellikle sizin tecrübeniz yoksa onları öneririm size. Code Editor demiştim. Google Earth motorunda kod editörü var. İçerisinde kodunuzu yazıyorsunuz ve daha sonra on the fly olarak sonuçları alıyorsunuz anlık olarak. Ben Corin yazdım mesela bu motora, arama motoruna. Kore'nin Avrupa arazi örtüsü dedim mesela ve tüm Türkiye'yi de kapsadı. Burada kendi scriptinizi görebiliyorsunuz. Kendi verilerinizi asset kısmına yerleştirebiliyorsunuz. Ve inspector sekmesi var şurada. Harita üzerinde katmanları yani altlıkları sorgulayabiliyorsunuz orada da. Ve sonuçları on the fly olarak burada görebiliyorsunuz. Anlık olarak burada görebiliyorsunuz. Peki, bu kısmını daha önemli görmüştüm, o nedenle sizlerle ve eğlenceli görmüştüm, o nedenle sizinle paylaşmak istedim Google Earth motorunda ve çok yaratıcı olabiliyorsunuz. Bir de app'lere bakalım, aplikasyonlara. Google Earth motorunda
özellikle arazi kullanım planlamasında ve projemiz açısından faydalı olabilecek unsurlardan bir tanesi de app'ler, aplikasyonlar. Çok dinamik ve herkes bunlara erişim sağlayabiliyor. Tek bir link kullanarak Google Earth motorundaki app'lere erişim sağlayabiliyorsunuz. Uzmanlar ve uzman dışı kimseler için de geçerli. Linki giriyorsunuz, tıklıyorsunuz ve Google Earth hesabı gerekmeksizin veya CBS verisi gerekmeksizin yayınlanmış olan bir app'i ya da haritayı veya harita altlığını görüntüleyebiliyor. Örnekleri de göstereceğim bu arada. Burada bazı, bakın, aplikasyonlar var. Google Earth motorunda bulunan pek çok aplikasyon, uygulama var aslında. Bunlardan bir tanesi Global Forest Change Explorer, yani küresel orman değişikliği kaşifi. Başka aplikasyonlarını da yine ekran üzerinde görebiliyorsunuz, örnek olsun diye vermek istedim. Oldukça faydalı olabilir, özellikle uzmanlarla çalışmalar yaparken bu projede ya da karar alıcılarla ve paydaşlarla müzakere çalışmaları yaparken işimize yarayacaktır. Onlara farklı bilgi katmanlarını, attıklarını gösterebiliriz, opsiyonları gösterebiliriz ve farklı senaryoları karşılaştırabiliriz bu motoru kullanarak ve elimizi kuvvetlendirir bu da çalıştaylarda. Sunumu bitirir bitirmez doğrudan bu aplikasyona gireceğiz hep beraber. ATD projesi, Yukarı Sakarya Havzası ATD projesi için yaptık bakın bu aplikasyonu. 3 farklı harita var içerisinde. Kore'nin arazi örtüsü, küresel toprak organik karbon haritası FAO'nun ve arazi üretkenliği dinamik haritası ile beraber oluşturduğumuz aplikasyonu görüyorsunuz burada. Burada arazi üretkenliği dinamikleri haritasını gördünüz. Peki. İşlevler de ekleyebiliyorsunuz, poligon çizebiliyorsunuz, farklı haritaların farklı kategorilerine yönelik olarak oranlar oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yaratıcı olabiliyorsunuz, onu demeye çalışıyorum. Tabii ki şu anda bu araçları kullanan pek çok insan var. Ama alta yatan temel fikir şudur ki bu araç ücretsiz ve kodları kolaylıkla paylaşabiliyorsunuz içerisinde. Mükemmel bir şey bu. Çünkü başka insanların yaptıklarından faydalanabiliyorsunuz burada. Doğrudan başkalarının kodunu alıp uyarlayabiliyorsunuz kendi çalışmalarınızda. Herhangi bir şey için adapte edebiliyorsunuz. Veri analiz etmek için kullanabiliyorsunuz. Ve aplikasyonlar açısından kullanımınızı yapabiliyorsunuz. Linki göstermek istiyorum size. Chat'te de paylaşmaya çalıştım. Eğer ona tıklarsanız bu aplikasyona, uygulamaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayaş Havzası için, Yukarı Sakarya Havzası'nda bulunan Ayaş için. Sözlerime son verirken şunu söylemek isterim. Google Earth motoruna giriş yapabilirsiniz. Sign up yapabilirsiniz dediğim gibi. Henüz kaydolmadıysanız kaydolun lütfen. Ücretsiz ve ücretsiz kar amacı gütmeyen kimseler tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor sizler gibi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sizlere uygulamayı göstereceğim. Evet, linki buraya yazdım. Uygulamayı yarattınız ve linki buraya yazıyorsunuz. Ve buraya girerek farklı katmanları görebilirsiniz. Mesela şu an gördüğümüz Korin arazi örtüsü var. 7 tane arazi örtüsü klasifikasyonu var burada ve aynı zamanda şu haritada var. Arazi verimliliği dinamikleri burada gördüğünüz gibi bazı referanslar var, yani stabil mi, azalıyor mu, güçleniyor mu, onun hepsini tek tek görebilirsiniz ve Google Maps'ten de bunu görebilirsiniz istiyorsanız. Evet, bilgisayar biraz yavaş çalıştığı için biraz yavaş geçiş yapıyor ve uydu görüntülerini bu şekilde alabilirsiniz ve toprak organik karbon haritasını da aynı şekilde
görebilirsiniz ve farklı veriler de buraya girebilirsiniz. Ayaş için mesela, yani mesela bölge için hazırladığımız verileri de buraya girebilirsiniz. Arazi örtüsü verileri, arazi özellikleri, bilgileri ya da toprak haritası gibi ya da verimlilik haritası gibi, dinamikleri gibi bilgileri buraya girebilirsiniz. Örneğin, şimdilik şöyle bırakayım. Hangi uygulamanın hangi fonksiyonunu burada görebilirsiniz? Burada poligonu çizebilirsiniz. Dörtgen şeklinde ya da bu tür noktaları koyarak bir poligon çizebilirsiniz. Ben de yaptım zaten gördüğünüz gibi. Evet, burada sağda bir tablo çıkacaktır. Burada bir çizelgeyi görüyorsunuz. Çizelgede işte yaklaşık 69'u, %69'u tarımsal alan, ağaçlık alanı görüyorsunuz. Evet, ondan sonra otlak alanların yüzdeliğini görebiliyorsunuz çizelgede. Aynı zamanda arazi verimliliği dinamiklerinin oransını da görebilirsiniz çizelgede ve zamansal çizelgeyi de görebilirsiniz. NDVI'ın mesela son 18 senedeki dinamiklerini ya da değişkenlerini görebilirsiniz ve GSOC'ta ise toplamını, maksimum ve minimum organik soy, toprak organik karbon verilerini burada görebilirsiniz. Evet, çok yaratıcı olabilirsiniz. Bir tane uygulama daha var Üst Sakarya Havzası için. Yani bir tane fonksiyonelliği daha göstermek istiyorum sizlere. Haritaları birbiriyle kıyaslayabilirsiniz burada. Mesela iki tane farklı haritayı kıyaslayabilirsiniz. Yani zaman çizelgesini görebilirsiniz harita için. NDVI verilerine bakabilirsiniz ve altmış günün içinde günlük veriler ve yıllara bölünmüş veriler orada yukarıda görüyorsunuz. Evet. Evet. Şu an chat kutusuna bakıyorum. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Sezar da sizlere şu an canlı bir şekilde nasıl kullanılacağını size gösterebilecek. Daha detaylı bir şekilde. Google Earth Engine'de kendisi uzmandır, uzmanlaşmıştır. Evet, burada birkaç tane soru görüyorum galiba. Chat box'ta, chat kutusunda. Evet, bir kısmını cevaplamaya çalıştım. Son herhalde kaldı, son soru. Herhalde çevrildi bizim için bu soru. Ben şimdi bu soruya cevap verebilirim. Ölçümü ve çözünürlüğü bu haritaların farklı ürünler var, farklı uydulardan ve bu sadece tabii ki uydu görüntüsü değil, ham görüntü değildir. Tabii ki farklı kurumlar tarafından işlenmiş görüntülerdir, elden geçirilmiş görüntülerdir ve hepsinin çözünürlüğü farklıdır. Her uydunun da ortaya çıkardığı çözünürlük farklıdır ve insanlar farklı ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. Google Earth Engine'de ise en iyi bilgiyi sunuyor her ürün için. Yani bu sistemde Sentinel'de mesela bazı örnekler göstereceğim, pikselleri göstereceğim ve iklim modülü, yani 50 kilometrelik bir pikselleri görebilirsiniz mesela iklim modülü için. Evet, farklı ölçekte farklı faydalı ürünler bulabilirsiniz farklı bölgeler için ve çözünürlüğünü de orada öğrenebilirsiniz ve sizin o çözünürlük sizin işinize yarayabilir. Yani ulusal düzeyden bahsediyorum.
Evet, hem ulusal düzeyde bazı çözümleri kullanabilirsiniz, bazen yerel düzeyde bazı çözümleri kullanabilirsiniz. Evet, ben bununla ilgili ek bilgiyi sizlere sağlayacağım. Resimlerin çözünürlüğü ile ilgili, ne gibi verilerin kullanıldığı ile ilgili bilgiyi sizlere ekstradan sağlayacağım. Bir katalog göndereceğim, bilgi kataloğu göndereceğim sizlere. Başka bir soru daha var yanlış görmediysem. Evet, bu resimlerin hepsi farklı uydular mevcut biliyorsunuz. Bazıları pasif ve sadece yansıtılan şeyleri alırlar ve aktif olan uydular mevcuttur. Yani radar şeklinde çalışan bir bilgiyi alıyorlar ve onu çekiyorlar ve Google Earth Engine'de ise farklı uyduları görebilirsiniz. Farklı uyduların bilgilerini görebilirsiniz ve daha çok arazi örtüsüyle ilgili arazi örtüsü jeoloji için kullanılabilir ya da danışmanlar için ya da bilimsel çalışmalar için su kaynakları araştırmak için kullanılabilir. Ama Google Earth Engine'de ise aynı zamanda atmosferik değişkenlerle ilgili bilgileri de görebilirsiniz. Orada bazı sütunlar görebilirsiniz ve radar uydularımız mevcuttur. Yani ilk katmanın, toprağın ilk katmanında neler olduğunu size gösteren bir radar uydularımız vardır. Evet, her şeyi orada görebilirsiniz. Evet. Başka soru yoksa tabii ki sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz kutuda, chat kutusunda ve ben de kendi tarafımdan bazı şeyler Google Earth Engine'in sitesini göstereceğim. Oraya bir giriş yapıyorsunuz. Hesap açıyorsunuz. Hesabı bedava açabilirsiniz ve eğitimsel amaçla ya da devlet daireleri de bir hesap açarak bunu kullanabilirler kendi çalışmalarında ya da araştırmalarında. Çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde açabilirsiniz böyle bir hesabı. Ben sizlere isterseniz göstereyim. I guess you are looking at my screen now. Sanırım ben ekranı görebiliyorsunuz, paylaştığım şeyleri görebiliyorsunuz. Evet. Bu çözünürlük iyi mi bilmiyorum, umarım iyidir. Evet, codeearthengine.google.com diye bir web site var. Bu arayüzdür ve birkaç tane arayüz vardır aslında. Google Earth Engine'e erişebilmeniz için birkaç tane arayüz görebilirsiniz ve bu Python'da kullanılabilirsiniz, Interface'de kullanabilirsiniz, Connected'i kullanabilirsiniz. Son deminarda zaten hatırlıyorsunuz. QGIS'de kullanabilirsiniz Google Earth Engine'e bağlanmak için ve bağlanmak için farklı yollar mevcuttur. Benim için en kolay yol budur. Ve her zaman kullandığım yolda budur. Burada ne var? Google Code, Google Earth Engine. Birkaç tane pencere görüyorsunuz burada. Farklı şeyler yapar bu pencereler. Neler yapar? Ben size bir göstereyim. Birincisi, burada sol tarafta bir tane pencere görüyorsunuz. Burada senaryolarınız, scriptleriniz mevcuttur. Programlarınızı görüyorsunuz listesini. Birkaç tane bilgiler açabilirsiniz buradan. Bir tane docs, dokümanlar diye bir düğme vardır burada. Burada farklı araçları, algoritmaları görebilirsiniz. Tanımlarını da görebilirsiniz, açıklamalarını da görebilirsiniz. Neler buraya bilmeniz lazım, çıktılar neler olacak onları hepsini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Her algoritmanın açıklaması tanımı da vardır ve
Sağ tarafında ise assets, varlıklarınız. Yani hard drive'dır bu da. Burada bilgilerinizi Google Earth Engine'de ürettiğiniz her şeyi, yaptığınız her şeyi burada saklayabilirsiniz. Buraya yükleyebilirsiniz. Evet, kapasitesini göstereyim isterseniz. 250 GB'lık bir kapasitesi var, hafızası var. Yani gerçekten çok iyi bir hafızaya sahiptir. Yani asset kısmında, varlıklar kısmında bunu görebilirsiniz. Bir soru geldi. Arazi trend endeksi nedir? Ingrid, yanlış hatırlamıyorsam bundan sonraki webinarda bundan bahsedeceksin, doğru mu? Land Trend Index, yani arazi trend endeksi, arazi verimliliğinin trendleri yanlış hatırlamıyorsam. Emrah, belki burada uygulamadan bahsediyorsunuz. Evet, uygulamadan bahsediyorum. Uygulamayı açtığında, Sakarya hafızasını açtığında Google Earth Engine'de böyle Land Trend Index, yani arazi trend endeksi diye bir şey çıkıyor. 11'e çarpıyorsunuz, doğru mu? Yıllık ortalama, NDVI ortalamasına çıkarıyorsunuz ve NDVI'nin ölçeğini görüyorsunuz. Eksi 1 artı 1 arasında değil. O yüzden göremediğin için mi soru soruyorsun? Evet, 10.000'e çarparsan görebilirsin. Evet, bunu arkadaşlarımıza şöyle bir şekilde vejetasyon endeksi. Vejetasyon endeksi diyor. Bazen soruyorlar arkadaşlar land trend ya da arazi trend endeksi nedir? Sordukları için ben size bunu sordum. Vejetasyon endeksi diyelim bizim arkadaşlara. Evet. Bundan sonraki webinarda zaten bundan bahsedeceğiz. Ve verimlilik trendlerini nasıl analiz edeceğimizden bahsedeceğiz ve teşekkürler. Tamam o zaman. Evet, assets kısmında neyiniz var? Evet, script senaryolar, dokümantasyon ve assets varlıklarınız. Ortadaki ise new script, yani yeni senaryo, yeni programınızı yüklüyorsunuz ve sağ tarafında ise konsolunuz var. Bir şey basmak istediğiniz zaman, bir şey, text varsa ya da sunum varsa ya da bir taslak çıkaracaksınız. Ama haritaysa çıkaracağınız, aşağıda haritayı da görebilirsiniz. Map kısmına basarsanız. Nasıl çalışmaya başlıyoruz? Evet, arama kısmı var burada. Search Place and Data Sets kısmı. Burada data setlerini arayabilirsiniz. Mesela Landsat görüntüleri diyelim. Evet, internetim bir cevap verirse gösterebileceğim. Kamerayımı kapatayım, belki hız daha çok iyileşecek, iyi olacak. Taking some time. Okay. Zaman aldı biraz ama. Evet, yavaş yavaş deniyor. Burada gördüğünüz gibi çok fazla bilgi görüyorsunuz. Data setlerini aradığınız zaman Landsat 2, Landsat 1, Landsat 8, Landsat 7, yani aşağı doğru giderek bu koleksiyonu görebilirsiniz. Çünkü bu veri bir veri koleksiyonudur. Mesela Sentinel diye yazalım. Sentinel.
Sentinel. Sentinel 1, Sentinel 1, 2, 5. Örneğin iyi görüntüleri olan Sentinel'i seçersem mesela, mesela bunu seçebilirim ve bu pencere açılacak. Evet, ne gibi datasetlerin olduğunu bana gösterecek. Temelde bütün Sentinel görüntüleri buradadır. Mesela tanımlar, açıklamalar vardır. Bu bölgeyle ilgili ne gibi düzeltmeler yapılmış, düzeltme ya da katman seviyeleri, ikinci düzeyde mesela bu uydu gören görüntüsü burada farklı ürünlerin listesini görebiliyorsunuz. Mesela çözünürlüğün, benim ekranım çözünürlüğü çok düşük farkındayım ama burada herhalde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani burada bantlar görüyorsunuz. 20, 30 metrelik çözünürlüğü görebiliyorsunuz. Çözünür, resimlerin ya da görüntülerin özelliklerini görebilirsiniz burada. Gerçek ne zaman çekilmiş, hangi açıdan çekmiş kamera, hangi gün, bu tür bilgileri de buradan özellikler kısmından, image properties kısmından görebilirsiniz. Burada da şu özelliği görüyorsunuz. Koleksiyona nasıl ulaşabileceğinizle ilgili bilgiler görebilirsiniz. Belki başta biraz karmaşık gelebilir, zor gelebilir ama kullandıkça daha da çok kolaylaşacaktır. Burada owner yani sahibini görüyorsunuz. Bu benim senaryomdur, benim scriptimdir. Ondan sonra benimle paylaşan insanların scriptleri vardır, senaryoları vardır. Burada olacak ve okuyucular, readerlar kısmı var ve örnekler görüyorsunuz. Aslında gerçekten çok ilginç bir çalışmadır bu ve o örnekleri görüyorsunuz mesela. Örneklerde gerçekten çok çeşit örnek görebiliyorsunuz burada. Kullanabileceğimiz ya da modifiye edebileceğimiz örnekler görebiliyorsunuz. Evet, yeni script ya da yeni senaryoyu nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız örneklere bakabilirsiniz. Mesela datasetleri vardır. Koleksiyonda, Sentinel koleksiyonundan bahsetmiştim. Mesela buraya girerek Copernicus Sentinel 2'yi seçeyim. Ve çok basit fonksiyonu gösteren bir skripti ya da senaryoyu bana göstermiş olacak. Her araziyle ilgili datasetleri görmek istiyorsam buraya koleksiyona girerek, seçerek kuraklıkla ilgili ya da diğer bilgilerle bilgileri görebilirim. Mesela örneğin şurada Copernicus S2'yu açıyorum. Açtım. I do to open, ve ne yapıyorum burada? Sentinel 2'yi nasıl açıyorum? Sentinel 2 görüntüsü bu. Uzaklaştırarak neresi olduğunu görebilirsiniz ve bu Sentinel görüntüleridir. 2018 senesine ait görüntüleridir. İlk yarısına ait ve stitch together and they selected the average image. Ortalama bir görüntü almışlar. Yani dikmişler. Bu görüntüleri ortalama bir görüntülü çıkarmışlar. Ve mesela Türkiye'ye bakalım. Resolution 10 metrelik çözünürlükle her dünyanın her yerine 10 metrelik çözünürlükle bakabilirsiniz. Yani bu bir aslında güçlü yanıdır Google Earth Engine'in. Güçlü yanıdır.
Yani bunu hiç indirmiyorum. Gerçekten çok terabaytlık bir bilgidir, bir görüntüdür. Ben bunu sistemden bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Mesela bu görüntüye bakıyoruz burada. Bu yüklenene kadar ben size başka bir şey göstereyim. Küçük bir sunum göstereyim. 3 slide'lık bir sunumum var. Bu yüklenene kadar onu göstereyim. Hatırlıyorsanız son webinarda farklı özelliklerden, farklı veri modüllerinden, vektörlerden bahsettik. Veri modülleri nedir? Evet, datasetler nedir? İsimler farklı. Datasetler farklı bir şekilde organize ediliyor. Yani buradaki özellik vektör verisidir. Nokta olabilir, çizgiler olabilir. Yani burada özellik listesi de vardır. Vektör bilgisidir buradaki. Ve genelde shape file'ınız varsa çizgilerin şekilleri farklı olabilir ama her şeyi, her bilgiyi buraya koyabilirsiniz ya da buraya koyabileceğiniz şeyler konusunda, sayı konusunda bir sınırlama yoktur. Farklı bir data modül. Burada görüntüler vardır. Raster. Raster data modülüyle, veri modülüyle bir tane bandınız olabilir ya da çok tane bandınız olabilir. Tekli ya da çoklu bantlarınız olabilir, şeritleriniz olabilir. Burada bir tane rasterda çeşit farklı şeritleriniz olabilir ve farklı çözünürlükler olabilir bu şeritler için. Mesela 20 metrelik, 10 metrelik farklı şeritler olabilir. Her programda piksellerin hepsi aynı ölçüde olmak zorunda değil. Farklı şeritlerde, farklı bantlarda farklı projeksiyonlar yapabilirim. Raster imajdaki sınırlamalarınız Google Engine ile halledebilirsiniz ve diğer önemli konu ise veri tipleri ve bu sadece görüntü ve özellik değil. Görüntü koleksiyonu yapabilirsiniz ve özellik koleksiyonu da yapabilirsiniz. Çok görüntü alabilirsiniz ve özelliklerin koleksiyonu yapabilirsiniz. Ve biraz sonra bunların hepsinin ne anlama geldiğini anlamış olacaksınız. Ne demek istediğimi anlamış olacaksınız. Good. So let me move to an example. O zaman buradaki bir örneği göstereyim sizlere. Hazırladım. Yeni bir folder, dosya açtım repository'de. Mesela burada çok özelliği vardır bu repository'nin. Mesela repository'ye girdiğim zaman ben senaryomu biriyle paylaşabilir miyim ya da paylaşamaz mıyım konusunda bir karar alabilirim. Herkes mi okuyabilir? Ya da sadece yazıcı mı bakabilir, okuyabilir? Onu orada öyle bir seçenek yaparak, tercih yaparak tıklayabilirsiniz. Ben bu senaryoyu şimdilik tıkladım. Dediğim gibi ben çoğu şeyi kopyalarak yapıştırıyorum. Çok örnek vardır zaten bu sistemde. Ve nasıl çalıştığını sizlere göstermek istiyorum bugün. Evet, senaryomu seçince sağda her şey dökülüyor. Her şey gösteriliyor.
İlk önce image koleksiyonuna gidiyor, yani görüntü koleksiyonuna gidiyor. Koleksiyonda Sentinel tarafından alınan her görüntü mevcuttur. Yani kocaman bir koleksiyondur bu. Ve ondan sonra filtreliyorum. Evet, burada çok veri vardır. Ben hepsini görmek istemiyorum. Filtreliyorum burada. Mesela 2020 senesine ait ya da Ajakayn'a ait bir görüntüyü görmek istiyorum diyelim. Ve bir ek filtre daha var. Filtre daha var. Mesela bulutlu olmasın demek istiyorum. Mesela %20'lik bir bulutluluk oranı olsun diyorum. Bu şekilde seçeceğiniz görüntüyü filtreleyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çok zor bir sistem değil kullanımda ve senaryoyu yazmaya başlayınca onu saklayabilirsiniz ve çalıştırabilirsiniz de aslında. Çalıştırdığınız zaman bütün yaptığınız işlemlerin sonucunu görebilirsiniz. Mesela bu görüntü yükleniyor, bir görüntü yükleniyor. Bu bir görüntü, evet. İmajımız burada, imajımız 16 tane şeridimiz var, bantımız var. Her şeritle ilgili bir bilgi vardır burada. Evet, şu an baktığım yer burası. Yaptığım şey nedir? 2020 senesinden bu zamana kadar alınan bütün resimleri seçtim. Ve bu koleksiyonuna koydum. Dataset ya da veri seti koleksiyonuna koydum. Bar, dataset, eşittir. Bütün yazdığım bu şey. Evet. Senenin ilk yarısı ile ilgili bilgileri aldım ve yeni bir koleksiyon oluşturdum. Veri seti diye, dataset diye. Evet, bu bir medyan ortanca bir görüntüdür. Aldığım görüntü ve yaptığım çalışma budur. Buradaki şeritleri görüyorsunuz. Burada infraredli bilgi, mavi, kırmızı ile ilgili kırmızı ötesi infrared bilgisini buraya koyabilirim. Daha iyi bir şekilde, vejetasyonu daha iyi bir şekilde görmek için bu infrared verilerini seçebilirim. Evet. Ondan sonra print mosaik kısmına baktığınız zaman sağ tarafta bu mozaikte nelerin olduğunu bize gösteriyor. Yani bu mozaikte bir görüntü vardır. Evet, sorumuz şu. Kaç tane görüntü vardır bu koleksiyonda? Ne yapıyorum burada? Dataset'i print, yani bas diyorum. Çalıştırıyorum. Are in this collection. So these are all the Sentinel images from the beginning. Kaç tane görüntü oldu görüyorsunuz. Bilgisayarın başından beri ne kadar varmış onu gösteriyor bize. Maksimuma erişmesiniz burada da 5000'den fazla olduğu zaman görüntü daha fazlasını göstermiyor. Maksimuma erişmiş. Çünkü aksesuar da çok uzun olacak ve prosesör işlemcim de yavaşlayacaktır böyle bir durumda. O nedenle maksimum 5000 unsur görüntü. Ben Ayaş'ta çalışmak istiyorum. Ayaş'ın görüntülerini istiyorum. Evet, dünyadaki tüm görüntülerin arasından Ayaş'ı istiyorum. Bakalım Ayaş nasıl görünecek? Ne yapabiliriz burada? Öncelikle hatırlayacak olursanız son seferinde bir webinar gerçekleştirmiştik. Orada bir Ayaş çalışma alanı shapefile'ı oluşturmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Aynısını çekip çıkarmaya çalışıyorum şimdi oradan. Şimdi onu yükleyebiliyoruz. Bu shapefile'ı buraya yükleyebiliyoruz. Asset kısmına basıyorum bakın. Asset sekmesine bastıktan sonra tekrar buraya basıyorum.
ve image upload dediği görüntüyü yükle var ya, oraya dijital yükseklik modelime ve herhangi bir shape file'ımı yükleyebiliyorum. Zip dosyası da yükleyebilirim. Eğer zip dosyam varsa onu da yükleyebiliyorum. Ya da buraya gelirim doğrudan ve seçerim buradan. IAJ çalışma alanı, study area. Bakın aynı ismi olanları seçtim ben. Geçen sefer shape file tek dosya değildir. Birden fazla dosyadan oluşur demiştik hatırlayacak olursanız. O nedenle birden fazlasını seçmek zorunda kaldım şimdi. Çalışma alanımın shape file'larını seçtim. Farklı bir isim veriyorum buraya kaydederken. Çalışma alanı 2 dedim IAJ için. Upload'a bastım. Yani yükle tuşuna bastım. Şimdi task görev kısmına geliyoruz. Ne diyor? Yüklüyor diyor şu anda. Zaten yükledi. Yakın zamanda sol tarafta bütün asset listem çıkacak. Yani varlık listem çıkacak. Peki IAJ sınırlarını nasıl koyuyorum bu harita üzerine? Küçük bir koleksiyon yaratacağım çünkü şimdi burada. Buraya geldim. Farklı opsiyonlarım var. Bu sınırları kiminle paylaşacağım? Öncelikle herkes okuyabilsin mi, okuyamasın mı? Onu işaretleyeceğim buradan. Ya da sadece belirli kullanıcılar mı kullansın benim oluşturduğum şeyi? Onların hepsini buradan seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz seçenekleri ona göre hazırlığınızı yapıyorsunuz. Burada bir ok var. Bakın. Benim scriptime sağ tarafa doğru bakıyor. Ona bastığım zaman otomatik olarak bu veri benim scriptimde çıkıyor. Sağ tarafta çıkmaya başladı. Buna IAJ ismini vereceğim ben şimdi. Ve daha sonra burada çıktı zaten bakın. Bu iki barlı olan şeyler yeşile dönmeye başladı. Ve şu anda işlem görmemiş, scriptimin bir parçası olmayan şeyler. Bunlar genel olan bilgiler. Eğer bu iki barı buradan çıkarırsam, ne demek oluyor bu? Yılın şu ayından veriler istiyorum. Buluta göre filtrelenmesini istiyorum. Aynı zamanda IAJ sınırları etrafında veri istiyorum diyorum. Ve run'a yani işleye çalıştıra basıyorum. Tüm bunları işaretledikten sonra ne olacak bakalım. Tüm dünyayı görmüyorum bakın artık. Görebiliyor musunuz? Şu anda tek bir kare görüyorum. Yani sadece bu alana ait görüntüm var artık. Burada görüntü koleksiyonuma baktığımız zaman 26 tane unsur olduğunu görüyorsunuz içerisinde, yukarıda sağda. Binlerce görüntüden, dünya genelinde binlerce görüntüden sadece 26 görüntülük yani unsurluk bir koleksiyon elde etmiş oldum bu vesileyle. Some features, özellikler kısmına geliyorum. Bu 26 görüntü ne görüntüsüymüş onu görüyorum. Bakın 26 unsurun görüntünün hepsi koleksiyonum olarak karşımıza çıkıyor. 2020'den başlamış, Ocak ayıyla başlamış ve sonuncusu ise 2020'nin 8. ayının 29. gününe aitmiş. Son geçtiğim 2 gün öncesine ait bir görüntüymüş. Bakın 2 gün öncesinin görüntüsü bile koleksiyonuma girmiş. Peki burada ne görüyorum? Bir medyan görüyorum. Bir ortalama yani. Burada gördüğünüz 26 görüntüsünü bir medyanın ortalamasını veriyor bana. Şurada gördüğünüz resim. Peki sadece sonuncuyu görmek istesem ne yapacaktım? Son en yakın görüntüyü görmek istesem ne yapacaktım? Geçen 2 gün öncesine ait görüntüyü görmek isteseydim ne yapacaktım? Şurayı değiştirecektim. Ağustos 28 yazacaktım buraya. Ağustos 28 ile Ağustos 30 arası yazacaktım. Daha sonra run'a basacağım, çalıştıra basacaktım. Ve şimdi koleksiyonumda tek bir harita kaldı, görüyor musunuz? Tek bir görüntü, tek bir unsur kaldı. Benim görmek istediğim unsur kaldı sadece. Ve bu cumartesiden gelen, 2 gün öncesinden gelen görüntü imiş bu. 2 gün öncesine ait bu havzanın görüntüsünü net bir şekilde görebilir oldum şimdi. Yine burada zoom in yaparsak 10 metre çözünürlüğe kadar yakınlaştırarak inebiliyoruz. Çok yakınlaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hala tarlaları görebiliyoruz. Üzerinde bitkiler olan, ürünler olan bazı tarlalar sürülmüş. Onu görüyoruz.
genellikle sulanan alanlarda durumu görüyorsunuz, bakın sokaklar var. İşte iki gün önce cumartesi günü durum bu şekildeymiş ilgili havzamızda. Şimdi bunu yenileyim sayfayı ve ikinci çalışma alanım çıkmış mı? Evet. Bir diğer task'ım, görevim buydu. Bir yandan onu shape dosyalarını yüklüyordum hatırlayacak olursanız. Ona da ayağı çalışma alanı 2 adını vermiştim. O da yüklenmiş. Şimdi burada Sentinel ile görüntüsü var yine. Geçtiğimiz cumartesiye ait. Şurada ayağı sınırlarımı göster diyorum buna. Ve tam olarak nerede olduğumu görmemi sağlıyor bu da. Her zaman tıkladığımda script zoom out oluyor. Tekrar çalışmaya başlıyor. Bunu yaptığınızda doğrudan zoom out yani uzaklaş anlamına geliyor. Burada gördüğünüz script parçası. Şu anda çalışma alanının şeklini görebiliyorsunuz. Ayaş havzası, proje alanı tam olarak. Bu da geçtiğimiz cumartesi gününün görüntüsü. Çok fazla görev işletebilirsiniz burada aslında. Çok da fazla vaktim kalmadığı için ben detaylara inemiyorum ama şurada bu script içerisinde ben daha sonra size de göstereceğim ama yorum yapmanın, comment yapmanın başka bir yolu bu. Bar yapıyorum, sonra yıldız koyuyorum. Bu ikisini kaldırırsam eğer buradaki her şey tekrar görünmeye başlıyor. Peki ne yapıyorum burada? Bu mozaiği alıyorum. Bu mozaik zaten elimdeki görüntüydü. Şu veri koleksiyonuydu. Ve veri koleksiyonunun içerisinde sadece bir görüntü vardı şu anda. Bu görüntünün içerisinde sadece 16 tane band var şu anda. Şimdi Inspector kısmına basıyorum. Ve buna bastıktan sonra şuraya bastığımda bilgi çekip çıkarabiliyorum herhangi bir piksele yönelik olarak. Ve o da bana gösteriyor her bir bantta ne olup bitiyormuş. Bakın 16 bandın teker teker değerlerini bana çıkarıyor bu vesileyle. Aynı zamanda bir görüntü, bantları şu, tipi şu şeklinde genel özellikleri de veriyor bana objeye yönelik olarak alt tarafta. Tamam, ben bunu yaptım. 4. ve 8. bantı aldım ve normalleştirilmiş park dedim. Normalleştirilmiş park NDVI bildiğimiz gibi vejetasyon endeksi ve bu infrared kızılötesi ve kırmızı bantlar arasındaki normalleştirilmiş park anlamına geliyor. Peki nasıl yapabilirim? Nereden bileceğim bunu? Sentinel'e geri dönersem eğer bant bilgilerini seçersem hangisinin ne renk olduğunu tanımlarını görebileceksiniz. Çünkü kırmızı bant 4 numaralı bant. Infrared olan ise 8 numaralı bant. Burada çözünürlüklerini görüyorsunuz. Her bir bantın sayısını ve rengini ve çözünürlüğünü görüyorsunuz. O nedenle NDVI'yi işletebilmek, çalıştırabilmek için ben 8'i ve 4'ü seçmek durumunda kaldım bant sayısı olarak. Ve bunu normalleştirilmiş farkla ilgili olarak bunu kopyalayıp doc dediğimiz dosyalar kısmına yapıştırırsanız eğer sol taraftaki, o zaman bu renkteki mor renkteki her şeyle ilgili bilgi bulabiliyorsunuz. Mor renktekilerini alıp buraya yapıştırırsanız, mesela normalleştirilmiş fark yazdım buraya. Onun size tasvirini yapıyor. İki bant arasındaki normalleştirilmiş farkı hesaplar diye tanımlamış mesela burada. Ben şimdi mozaimi alıyorum. Normalleştirilmiş fark hesaplamasını yapacağım. Clip. Bu görüntüyü kesmeme yardımcı oluyor. Ayar sınırıyla clip et dedim, kes dedim. Ve buraya da NDVI dedim. NDVI'yi göster dedim. Minimum ve maksimumu koydum. Ve hangi renklerde görmek istediğimi ve hangi isimle görmek istediğimi, yani NDVI ismiyle görmek istediğimi söyledim ve run'a bastım. İşte o görüntüyü elde edebilmek için yazdığım script'i burada gördünüz, öyle değil mi? Şimdi görüntü geliyor. Görüntüyü açacak, Ayaş için açacak, Ayaş poligonunda açacak ve NDVI'yi gösterecek ilgili poligonda. Şimdi ben burada
ay aşı siliyorum. Görüntü kısmını da siliyorum. Sadece NDVI'yi basılı tutuyorum. Tikini basılı tutuyorum. Ve şu anda ilgili bölgede NDVI'yi görmeye başladık. Hala oldukça üretken olduğunu görüyoruz alanın. NDVI yüksekmiş orada. Şuraya tıklarsam mesela bu pikselde ilgili bütün bilgileri 16 band için tüm bilgileri veriyor. NDVI'de 0.79'muş, neredeyse 0.80'miş NDVI'de. Oldukça üretken bir alan anlaşıldığı üzere, verimli bir alan. Şimdi burada kırmızı olduğu yerde ise 0.09'muş NDVI, bakın kırmızı bölgelerde. Çok az vejetasyon var anlamına geliyor ilgili bölgelerde, kırmızı olan yerlerde. O nedenle gerçek görünen haritalarla NDVI'yi de karşılaştırdığınız zaman böyle bir harita elde ediyorsunuz. Başka bir comment daha yazdım ben buraya. Nisan'a ait başka bir mozaik yap dedim, karşılaştırma yapabilmek için. Evet, bu cumartesinin görüntüsüydü ama Nisan'da görüntü nasılmış? Onu merak ediyorum ben. O nedenle comment'imi bakın şu şekilde yazacağım şimdi. Az öncekinin comment'ini kaldırıyorum, aşağıya geçiriyorum. O onu kaldır anlamına geliyor. Temel olarak ne yaptım? Daha önce yazılan her şeyi kopyaladım. Ama şimdi dataset yerine dataset 2 yazacak. Sentinel'i açtım ama Sentinel yazdım. Ama bu sefer Ağustos yerine Nisan yazacağım. Nisan'ın başından sonuna kadar bir aralık vereceğim kendisine. Mozaiği de yaptım ve NDVI'yi hesapladım. Bakın şöyle bir scriptle. Şimdi burası bana NDVI 2'yi verecek bu sefer. Tekrar istersem yeniden isimlendirebilirim. NDVI Nisan diye isimlendirmek istedim ben bunu. NDVI 2 yerine. Run'a basıyorum şimdi. Çalıştır'a basıyorum. Ve burada görüntüm var. Ayar sınırlarım var. Onları kapatıyorum. Sadece NDVI'ler kalsın istiyorum. Bu Ağustos'un NDVI'yi, şu yukarıdaki de Nisan'ın NDVI'yi. Bakın net bir şekilde karşılaştırabiliyoruz. Buradan görebildiğimiz üzere ben bunu büyütebilirim. Eğer şu sağ tarafta gördüğünüz kareye basarsanız büyüyecektir. Nisan'da pek çok işlenen alan varmış şuralarda. Haftanın şuralarında. Ama Ağustos'ta ürünler artık çoğu toplanmış ve şimdi vejetasyon kalmamış çoğu yerde. İstersek şunu zoom yapıp yakınlaştırıp görüntüleri yakından da görebiliyoruz ve durum nasılmış o zaman net bir şekilde anlıyoruz. Bakın Nisan'da görüntü böyleymiş. Bu da cumartesi günü görüntünün nasıl olduğunu bize gösteriyor. Bir vesileyle Nisan ile Ağustos arasında olan değişiklikleri karşılaştırabiliyorsunuz. Mesela Nisan'da vejetasyon olmayan bir yer vardır burada ama geçen cumartesi orada vejetasyon oluşmuş, bakın. Peki. Örnek göstermek istedim. İyi çözünürlüğü olan bir örnekten İlerleyelim istedim. Şimdi burada sorulardan bir tanesi, bu bilgiyi nasıl çekebilirim, çıkartabilirim içerikten sonraydı. Pek çok task yaptım bakın. Çok fazla bilgim vardı işlemem gereken ve tüm işlememi yaptım. Ve daha sonra raster dosyasına çıkarmak istiyorum. Diyoruz ki download any of the data, yani verilerin herhangi birini indir diyoruz. Buna comment yaptık. Bir bölüm açtık comment yapıp. Export image to drive, yani görüntüyü drive'a al diyoruz. İşte böyle yapabiliyorum. Ya istersem asete şuraya depolayabiliyorum. İstersem de Google Drive'ıma export edebiliyorum. Çıkartabiliyorum, çekip çıkartabiliyorum. Mesela NDVI IAS Ağustos 2020 adını verdim. 10 metre çözünürlükte IAS bölgesi için ve IAS export dosyası içerisine koydum. Bu script'i yazdıktan sonra tekrar run'a bastım. Tüm görüntü, NTV, NDVI hepsini işaretledim. Ama bu sefer şu anda
task'ta gözükmeye başlayacak. Ve şurada run opsiyonu da çıkacak. Şimdi buna run dersem eğer, çalıştıra basarsam, bakın şu isimle ilgili bir task'ın var senin diyor. Ben bunu daha önce yapmıştım. O nedenle iki yazacağım sonuna, ismi değişik olsun diye. 10 metre pikselde Google Drive'a gönder diyorum şu anda. Ve dosyanın ismini tekrar NDVI Ağustos 2020 çizgi 2 dedim. Run'a basıyorum şimdi. Çalıştıra bastıktan sonra talep göndermiş oluyorum Google serverlarına aslında. Farklı bilgileri işleyip lütfen bana nihai bir raster dosyası gönderin drive'ıma demiş oluyorum. Google Drive'ıma geçelim şimdi. Otomatik olarak bir dosya indiriyor bana. IH Export adlı. Ve bastığım zaman bakın dosyam geliyor bana. Yaklaşık 60 megabaytlık bir dosya. Evet, pek çok gigabaytlık bilgi olabilir ama her şeyi hızlı bir şekilde proses edebiliyorsunuz, işleyebiliyorsunuz. Daha sonra dosyanızı da Drive'ınıza alabiliyorsunuz. IH NDVI dosyasını aldım. Bunu indirebiliyorsunuz bu arada. Ben zaten indirmişim. Şimdi klasöre geri gelelim. Ben bunu zaten indirmiştim. Oradan göstereceğim size. 60 megawattlık bir megabitlik bir dosya düzeltiyorum ve bu dosyayı buradan artık açabiliyorum. Aşağıda hala dijital yükseklik modelleri var bu arada. Yeşillere bakın, burada NDVI verilerini görüyorsunuz. İstediğiniz tüm bantları, istediğiniz her şeyi export edebiliyorsunuz artık. Çekip çıkarabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ama iki gün öncesinde NDVI bu şekildeymiş benim çalışma alanımın. Yine dediğim gibi NDVI'yi burada görebildiniz. Zaman ne durumda Ingrid? Nasıl gidiyoruz? Sorusu olan var mı diye sormak lazım. Zamanı açtık ama gene de sorusu olan varsa alalım. Aksi takdirde tüm eğitim materyallerine Google Earth Maturi ile ilgili olarak nereden erişebilirler onu göstermek istiyorum ben insanlara. Çünkü bugünün webinarının amacı sadece Google Earth motorunda neler yapabileceğinize yönelik olarak şöyle bir giriş mahiyetinde sunum yapmaktı. Sadece arazi kullanım planlamasında değil, pek çok projenizde kullanabileceğiniz bir motor bu. Ve sıfırdan başlıyorsanız ya da daha fazla eğitim almak istiyorsanız kendi kendinize yapabilirsiniz bu motorla ilgili. Sezar gösterecek ilgili linkleri size. Ama o arada yorumunuz varsa ya da geçmişe dair Google Earth Motor ile ilgili tecrübenizi paylaşmak istiyorsanız memnuniyetle dinleriz. Mikrofonunuzu açabilirseniz Mustafa Bey, biz de sizi dinleriz. Buyurun lütfen. Bugünkü derslerin kullanım kitapçığı hakkında mı? Buyurun efendim. Ben teşekkür etmek istiyorum. Çok ilgimi çekti. Çok güzel bir şey. Uzaktan algılamayla alakalı uzun süredir çalışmamıştık. Yani bir 5 yıl kadar ben şahsım adına konuşuyorum. Bayağı beni yine eski günlerimize götürmüş oldular. Özellikle teşekkür ediyorum. Bayağı şeyin değişmiş olduğunu gördük. Yani veriye çok çabuk ulaşılabildiğini gördük. Birazcık tabii herkesin de kullanabileceği tarzda bunların bir dokümanlarına ulaşma şansımız var mı? Hani bu sistemi kullanabilme, yani bugün sadece bir girişti tabii ki. Bu girişle birçok veriye ulaşmamız mümkün değil. Bunu kullanabilmemiz adına bir kitapçık temin etmek veya kullanım kitapçığı temin etme imkanımız var mı? Özellikle her iki arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Çok muazzam oldu bugünkü sunum. O sunum için her iki arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Yes, we will share the presentation. Sunumu öncelikle paylaşacağız sizinle. Sezar da kodu da paylaşacak, kodları da paylaşacak. İlgili materyalleri de paylaşacağız sizinle. Özellikle internette nasıl arama yapabilirsiniz. Onu göstereceğiz şimdi. Ama zaten sunumu açarsanız bile ben size gönderdikten sonra içerisinde bir sürü link var. Linklere teker teker tıkladığınızda Google Earth motorunu kullanmak ne kadar kolay anlayacaksınız zaten. Google zaten çok kullanıcı dostu genellikle. Ve o linklere tıklarsanız çok şey anlayacaksınız.
Ben anlıyorsam herkes de pek çok şey yapabilir bence Google Earth motorunda. Materyalleri de oradaki linklerden görebilirsiniz. Sunumumu sizinle paylaştıktan sonra Sezar, sözü sana bırakıyorum. Öncelikle Sezar sizi yönlendirecek ama daha ziyade görerek öğrenmenizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Şuradan get link'e tıklıyorum bakın. Bunu kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Ve sizinle paylaştım bakın. Chat box'a yazdım. Ama açabilmeniz için önceden kaydolmanız gerekiyor ve Google hesabına ihtiyacınız var. Google'a kayıtlı olmanız gerekiyor. Linki paylaştım bakın. Orada çok şey bulacaksınız daha sonra. Chat box'ta bulunuyor şu anda. Chat kutusunda. Örneklerle ilgili olarak daha önce de göstermiştim. Pek çok örnek script var burada. Diğer taraftan bu Google platformunda önemli yerlerden bir tanesi de şu soru işareti. Bakın görüyor musunuz? Oradaki soru işareti sağ tarafta yukarıda çok önemli. Çünkü oraya tıkladığınız zaman kullanıcı rehberi diyor. Kullanıcı kılavuzu. Kullanıcı kılavuzunu tıklarsanız en yukarıda kullanıcı kılavuzu var. Zaten sanırım bunu soruyordunuz. Bakın bunu tıklarsanız yeni bir pencere açılıyor sizin için. Oraya get started yani başla tuşuna basıyorsunuz ve size nasıl hesap açacaksınız en başta onu anlatıyor. Daha da önemlisi guide, rehberler kısmı var bakın. Özellikle sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu rehberler sekmesinde kullanabileceğiniz pek çok faydalı bilgi var. Başka İngilizce'den başka ne dil var bilmiyorum ama bakalım hadi hep beraber Türkçe var mı diye baktım ama yok. Ama Google Chrome'la da çevirebilirsiniz bunları, çevirisini yaptırabilirsiniz. Pek çok bilgi var bakın. Nasıl Google Earth'le çalışacaksınız, Google Earth motorunu nasıl kullanırsınız. Hemen bütün bilgileri buradaki rehberde veriyor. Aynı zamanda görüntü sekmesi var. Gömürt görüntüler, nasıl görüntülenir, örnek kodlar nelerdir, bunları veriyor size. Mesela görüntüleme sekmesine taktığınız zaman, hatırlayamıyorsanız nasıl görüntüleme yapacağınızı buradan tıklıyorsunuz, Landsat'ta açtınız ve hangi bantı görmek istiyorsanız sizi yönlendiriyor burada, ne yazmanız gerektiğini söylüyor. Kopyalıyorsunuz buradan, geri gidip oraya yapıştırıyorsunuz ve görüntüleme yapabiliyorsunuz, görüntüyü görüntüleyebiliyorsunuz. Ben buraya geldim, boş bir pencereye yapıştırdım ve run dedim, çalıştır dedim. Bakın, örnek olsun diye şu anda, egzersiz olsun diye bana yaptırıyor bunu. İstersen bunu siliyorum, farklı rakamlar gelebiliyorum, oyun oynayabiliyorum aslında bununla. Benim açımdan bu rehberler hakikaten çok önemli. İçerisinde çok güzel bilgiler var. Özellikle görüntüleri nasıl yönetirsiniz, haritaları nasıl yönetirsiniz, özellikleri nedir? Pek çok örnek de veriyor size, yönlendiriyor sizi. Ve bu rehberlerin yanı sıra, evet bunlar çok iyi ama bir de community dediğimiz topluluk sekmesi var. Topluluk sekmesine tıkladığınız zaman iki farklı set görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi toplum için video görüntüleri, eğitici video görüntüleri. Bunlar da çok güzel. Mesela orman örtüsü ve kaybı tahminleriyle ilgili olan sekmeyi seçtim ben. Orada bir tutorial dediğimiz eğitim bilgilerini veriyor size. Eğitimsel bilgileri veriyor. Ne yaparsınız? Nasıl analiz edersiniz? Arazi örtüsü, orman örtüsündeki değişiklikleri nasıl analiz edersiniz? Ve benzeri sizi yönlendiriyor. Ders gibi aslında. Bir farklı türde egzersizler de yaptırıyor size. Burada mesela Moody's NDVI zaman serilerinin animasyonu diyor. Uganda arazi üstü sıcaklığı, toprak üstü sıcaklığı ve benzeri bunlarla ilgili de sekmeler var. Siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Kendi alanlarınıza da ekleyebiliyorsunuz. Uganda için hazırlanmış skriptler var burada ama küçük bir değişiklikle shape dosyanızı değiştirip doğrudan Ayaş'a da indirebiliyorsunuz bunları. Evet,
mükemmel avantajlarından bir tanesi bu Google Earth motorunun. Ben şimdi San Francisco'daydım mesela şu anda. O nedenle San Francisco'dan bir görüntüyü görüyorum ama koordinatları değiştirdim mi doğrudan bu egzersiz beni Ayaş Havzası'na kadar götürecektir. Diğer taraftan bir de eğitim materyalleri soruyorsunuz ya, yine community sekmesini tıkladık. İkinci sekme burada eğitim kaynakları bakın. Eğitim kaynakları altında iki tane sekme var. Bunlardan bir tanesi Edu. Edu'ya tıklarsanız içerisinde farklı kurslar göreceksiniz. Google Earth motoru ile ilgili kurslar veriyor. San Francisco Üniversitesi'nin kursları mesela bunlar. Ve bunlar da çok güzel giriş kursları. Bir tanesine tıklarsanız mesela uzaktan algılamaya giriş kursuna tıkladım ben. İçerisinde açıklamalar var. Ders anlatıları var, kodlar var, her şey var. Egzersizler var ve burada da bakın bir egzersiz daha var. San Diego Üniversitesi'nden bu da, Yale Üniversitesi'nden, Pennsylvania Üniversitesi'nden. Çok güzel kurslar, farklı farklı kurslar yüklenmiş buraya. Farklı üniversitelerin kursları, farklı kurumların, kuruluşların kursları. Bu mesela daha ziyade ormancılıkla ilgili kursmuş. Farklı farklı alanlarda kurslar vermişler. Demek istediğim o ki pek çok malzeme var burada. İkincisi ise eğitim kaynakları. Edu'nun altında da o var. Yine eğitim kaynaklarını tıklarsanız eğitmenler için kaynaklar, çalıştaylar, workshoplar için kaynaklar ve biraz daha egzersizler var. Server Mekon programı bu. Server Mekon programında vejetasyon trendleriyle ilgili pek çok kaynaklar var yine, eğitim kaynakları, sıcaklık verisi analizi, yağış verisi analizi, Kolombiya Üniversitesi'nden işte yapılmış buraya yüklenmiş. Kendiniz bakarsınız. Pek çok bilgi var, kendi kendinize kullanabileceğiniz. Ingrid'in dediği gibi, evet, linklere bakarak sorunları da görebilirsiniz ve koda girdikten sonra lütfen soru işaretini burada görüyorsunuz sağ tarafta. Her zaman kullanıcı rehberine tıklayarak burada kılavuzları rehberleri görebilirsiniz ve community'de toplulukta gerçekten çok fazla makale bulabilirsiniz kullanımıyla ilgili ve sol tarafta, evet, hatırlıyorsunuz görüntüler, örnekler var mesela. Farklılıkları normalize etme, temizleme ya da klasifikasyon yapma gibi. Mesela bir klasifikasyon yapmak istiyorsanız çok basit bir operasyondur, aslında çok basit bir iştir. Mesela arazi örtüsünün klasifikasyonu ya da gruplamasını yapacaksınız. Çok basit bir script senaryo. Birkaç nokta oluşturuyorsunuz. Farklı yerlerde arazi örtüsünde ve bu kart metodolojisini kullanarak çok aslında ilginç bir metodolojidir kendisi. Kart metodolojisi ve arazi örtüsünü klasifikasyonunu yapabilirsiniz. Örneğin yani ya kopyalarak, yapıştırarak bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, biraz zaman alıyor bunların hepsine alışmak ve kullanmak ve ama gerçekten kullanabileceğiniz çok şey var burada ve hatırlıyor musunuz? Geçen sefer DM'le çalışma yapmıştık. Eğimlerin hesaplamasını ya da style seçerek, stil seçerek, tepelerin şekillerini seçerek bir bazı çalışmalar yapmıştık daha önceki webinarda ve bu şekilde görüntüler elde etmiştik. Mesela çalıştığım etüt alan burası. Ondan sonra onu ihraç edebilirsiniz sistemden. Script'e geliyoruz. Mesela şurayı ihraç et, export et diyoruz ve çıkart diyoruz mesela. NDVI için yapabilirsiniz.
mesela Ayaş yerine burası olacak. Evet. Bunların hepsi zaten o gördüğünüz soru işareti buton altındaki makalelerde mevcuttur açıklamaları. Yani kopyalarak, yapıştırarak birkaç değişiklik yapabilirsiniz. Evet, başka soruları varsa alabilirim. Evet, belki hesabı nasıl açabilirler? Belki o konuda bir şeyler gösterebilirsin. Çünkü hesap onaylanması gerekiyor diye biliyorum. Evet, katalogu da gösterebilirsen çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet, Google Earth Engine'e geliyorsunuz. Web sitesine Google Earth Engine'i tıklıyorsunuz. Ana sayfaya giriyorsunuz. Ve seri setleri, data setleri, code editörü görebiliyorsunuz platform altında. Çok kolay bir şekilde çalışabilirsiniz. Ama ilk yapacağınız, atacağınız adım, Ingrid dediği gibi hesap açmak, kayıt olmanız lazım. Yani ilk yapacağınız şey hesabı açmak, kayıtlı olmak. Evet. Zaten oraya tıkladığınız zaman sizler adım adım açıklayacaktır. Nasıl hesap açabileceğinizle ilgili açıklamalarda bulunacaktır. Evet, burada datasetleri göstereyim sizlere. Evet, datasetlere girdiğiniz zaman bütün katalogları görebilirsiniz. Evet. Hava ile ilgili, sıcaklıkla ilgili, Landsat görüntülerini görebiliyorsunuz burada, Sentinel, arazi örtüsü bilgisini görebiliyorsunuz. Gerçekten çok özetle bazı şeyler görebiliyorsunuz. Mesela bütün datasetleri görüntüle opsiyonuna tıklayabilirsiniz. O zaman bütün bu datasetlerini görüntüleme imkanınız olacak. Evet, bütün datasetler gerçekten liste çok büyüktür. Dolayısıyla burada filtreleyerek istediğinizi, aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Mesela Fire ürünü ya da farklı Fire ürünlerini burada görebiliyorsunuz ekranlarınızda. Fire Firms mesela. Fire Information for Resource Management System katalogunu görebiliyorsunuz. Yangın bilgi sistemi, yönetim sistemi. Evet. Bağlantım biraz yavaş. Ondan dolayı yavaş yükleniyor. Çok özür dilerim. Modifier ürünlerini görebiliyorsunuz burada. Evet, tıkladığında tıkladığınız zaman ismini görebiliyoruz. 2001 senesinden itibaren zaten erişimde. 2019 senesini kapsıyor ve kod verecek. Bunu test etmek istiyorsanız sizlere. O zaman denemek istiyorsanız bunu copy paste ederek, kopyalarak, yapıştırarak ve çalıştırabilirsiniz. Mesela işleme koyabilirsiniz. Mesela bu yangının ürününü görmek istiyorsanız buraya yapıştırabilirsiniz oradan alarak ve tarihlerini değiştirebilirsiniz istiyorsanız. Skriptinizde, senaryonuzda tarihlerini değiştirebilirsiniz, modifiye edebilirsiniz. Ve let's see if there is another one. But basically you can get this. Evet. You get the idea. So temelde evet, ana fikri anladınız. Bu Firms ürünü 2000 senesinden 2020 senesine kadar 3-4 gün öncesine kadar bilgiler, görüntüler toplamış. Burada kodu görüyorsunuz. Bunu yapıştıracağız. Aldık oradan. Buraya yapıştırıyoruz. Çalıştır diyoruz. Run diyoruz. Ve bazı yangınları sizlere 2000
18 mesela Ağustos diyor, ben burada tarihi değiştirmek istiyorum, değiştirebilirim de. Çok kolay bir şekilde bu senaryoyu değiştirebilirsiniz. Kendi verilerinizi oraya yazabilirsiniz ve ondan sonra da isterseniz indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Evet. Bütün dünya için aynı şey geçerli. Evet. Lokasyonu değiştirebilirsiniz istiyorsanız tabii ki. Evet. Başka sorusu olan var mı acaba? Bilmiyorum. Bence Google Earth Engine'den aldığımız önemli ders ise çok açık bir şekilde kullanabiliyoruz ve bilgiyi paylaşabiliyoruz Google Earth Engine'le. Yani çok ciddi ve güçlü bir platform aslında. Bütün bilgiler bir arada kullanıyor ve herkes erişebiliyor. Bu konuda çalışan uzmanlar, insanlar bilgilerini paylaşabiliyor, ürünlerini paylaşabiliyor ve sayfasına girerseniz vaka çalışmalarını görebilirsiniz. Ürünleri inceleyebilirsiniz, insanların kullandığı ya da üzerinde çalıştıkları ürünleri görebilirsiniz ve neler yapmaya çalıştığını görebilirsiniz. Ve kodlarını paylaşıyorlar ve konu kolayca kendiniz için kullanabilirsiniz. Yani gerçekten çok bu araçların var olmasını bilmek de aslında çok önemli bizim için. Gerçekten çok güçlü bir araçtır bizim için ve aslında hedeflerimize de hizmet etmektedir. Çünkü burada sürdürülebilirlikten bahsediyoruz genel olarak. Evet, herhangi bir başka sorusu olan yoksa hepinize teşekkür etmek istiyorum katılımınız için ve gerçekten güzel katıldınız hepiniz. Hepinizi bundan sonraki webinar'a davet etmek istiyorum. Ve arazi verimlilik trendleriyle ilgili bir webinarımız olacak. Şirketlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve evet, benden bu kadar. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Kiyal, thank you very much. There you are. It's nice to see your faces. Haki, Isilay. Thank you. Evet, Kiyal, Haki Bey, size teşekkür etmek istiyorum. Evet, bilgileri sizlerle paylaşacağız. Sorularınız olursa her zaman bizlere e-mail yazabilirsiniz. Bundan sonraki zamanda ve 2 hafta sonra görüşmek dileğiyle diyorum. Bundan sonraki pazartesiyle, ondan sonraki pazartesiyle görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Bye. Bye bye.